Evet arkadaşlar hepinize merhabalar yine bir günde bir taktiğin yetmeyeceği bir gündeyiz arkadaşlar ikinci bir taktikle karşınızdayım çok güzel yeni bir VPN ile yeni bir ödüller alacağız fakat şöyle bir şey var iPhone'lar hakkında biraz sıkıntı yaşandığını gördüm iPhone'lar hakkında genelde bundan sonra kullanacağımız her zaman çalışan Gayet güzel çalışan bir VPN'e buldum. Onu da tavsiye edeceğim. Telefonum da elimde. Bütün platformlar için hazırlıklı çıktım karşınıza ona göre. Şimdi e, videoya geçmeden önce tabii ki de hepinizden birer like almayı unutmayalım. Hemen şimdi ilk baş e, Android daha kolay, ol kolay olduğu için iPhone'la başlayacağım. E, Android için ipucuyu vereyim hızlı olmak isteyenler için. Hong Kong 28 bahsettiğim Fly VPN'de e Hong Kong 28. Bir de sizlere bu videoda neyden bahsedeceğim biliyor musunuz? Fly, Fly VPN'de e siz... Üşengeç olduğunuz için tamam mı? 2 dakikalık hesap açma şeyinden üşeniyorsunuz. Ama madem öyle ben sıfırdan hesap Fly de nasıl açılır ne kadar basit olduğunu burada size göstereceğim ki üşenmeyin. Evet arkadaşlar öncelikle iPhone'dan başlıyorum tamam mı? Sonra Android için Fly de hesap açmayı göstereceğim. Ee, onunla ilgili sıkıntı yaşamışsınız çünkü. Şimdi iPhone'larda biliyorsunuz çok zorlanıyoruz arkadaşlar. Fakat ben bunları yorumlarda fark ettim ve aradım ve bir VPN buldum. Gayet güzel çalışıyor. Ekran kaydını başlatıyorum telefonumun ve sizlere bunu gösteriyorum. Evet şu andan itibaren ekran kaydı başladı. Arkadaşlar yapmamız gereken tamam mı? Çok basit. App Store'a giriyorsunuz. Bakın buraya çok iyi bakın. İsmini yanlış, yanlış yazarsanız uygulamanı bulamayacaksınız çünkü. Speedy FY tamam speed FY olarak yani sp speed fly falan yazmayın böyle yanılabilirse Spotify falan yazal çıkararınız da <laughs> her neyse ben indirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi uygulama açılırken 3 tane işaretlemeniz gereken tik var. Ne hesap var ne bir şey var. O tikler de iPhone'larda VPN'e izin verebilmeniz için. Birincisi ayarlara götürüyor sizi. Orada al don't allow ve don't allow seçenekleri çıkıyor. Orada allow diyorsunuz. İkincisi bildirimlere izin var oluyor. Üçüncüsü de saçma sapan bir şey oluyor. Bunların hepsi önemsiz şeyler arkadaşlar. Bakın şimdi burada çok iyi dinleyin beni. Ben Wi-Fi'den denediğimde bağlantıyı sağladı ama oyuna girdiğimde etkinliği bulamadım. O yüzden normal kendi internetten yaptım. ama büyük ihtimalle bu ee, ben daha öncesinde bakın burada Hong Kong'la ilgili bir sürü lokasyon var gördüğünüz gibi. Farklı bir lokasyondan bağlamıştım o sebepten olabilir. Şimdi siz burayı anlamazsınız diye ben başa sarıyorum. Bakın Türkiye'yi aldım tekrardan. Şuradaki ayarlar tuşuna basıyorsunuz. Bak, bağlantı kesildi bir sunucuya bağlanın bölümündeki ayarlara basıyorsunuz ve burada daha fazlaya basıyorsunuz. Aşağı indiğimizde iniyoruz, iniyoruz ve Hong Kong'u buluyoruz. Bakın bir sürü lokasyon var ve arkadaşlar hepsi ücretsiz. Çok güzel bir uygulama gerçekten. Eee Hong Kong'u buldum görmüş olduğunuz gibi ve okey dedim. Ama bu yetmiyor. Şu sağdaki ok tuşuna bastığımızda burada Hong Kong'un farklı lokasyonlarını görüyoruz ve burada Hong Kong hashtag kare 8'i seçiyoruz. Çarpıya bastığımızda buradaki şeyi basıyoruz ve o aktif, aktif oluyor arkadaşlar. Biraz bekliyoruz. Güzel hediyeler alacağız yine. Güzel ödüller alacağız. Ee, biraz böyle iPhone hakkında araştırma yaparken baya beni yordu ama... E, problem yok şöyle Evet tamam şu anda bağlantımız sağlandı arkadaşlar ve buradan pubg mobile e basıyorum aynı dediğim gibi Rusya gibi geçen videoda da bahsettiğim gibi Hong Kong serverları da genel olarak çok yavaş çalışan biz Türkiye'den bağlantı sağlandığımızda çok yavaş çalışan serverlar o yüzden hepinizin sabırlı olmasını istiyorum ve bakın bunu size her defasında söylüyorum ama e, fark etmiyorsunuz ben bir sorun fark edersem yorumlarda yapamayan büyük bir kitle fark edersem hatta büyük bir kitle görmemek gerek yok. Ufacık %10 göreyim. Direkt sabitlediğim yoruma bir çözüm sunuyorum. Oraya dikkat edin tamam mı ilerleyen saatlerde eğer bir sorun olursa. Şimdi oyunumuz açılsın arkadaşlar. Oyunumuz açıldığında etkinlik bölümünde bizleri çok güzel bir şeyin beklediğini göreceğiz. Bakın etkinlik bölümüne basıyorum. Ve aşağı doğru indiğimizde arkadaşlar biz de şu anda Türkiye'de olmayan Ejderha Kayığı Festivali diye bir şey görüyoruz. Bir gün giriş yapmamız takdirinde bize yenileme yenilemedi. Şu güzel üstü verecek görmüş olduğunuz e, altı özür dilerim. E, ikinci i̇kinci gün giriş yaptığımızda gömleği. Üçüncü gün ise şu güzel kafalığı verecek arkadaşlar. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Bu arada arkadaşlar bu, bugün ben öğlen gibi gösterdiğim taktik taktikte ödülleri alamayanlar e, yine bu lokasyon üzerinden bu bağlantıyla iPhone'lar hani yapamamıştı ya bu bağlantıyla yapın arkadaşlar sabah öğlen 12.30'da attığım videoyu da bu bağlantıyla yapın iPhone'lar çünkü bulamamıştınız Çin lokasyonuna girememiştiniz görmüş olduğumuz lokasyonda aynı etkinlikte var gördüğünüz gibi Siz arkadaşlar iPhone için görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde işlemimizi yaptık eee iPhone'cular özellikle bakın sizler için ekstra uğraştım o yüzden iPhone'culardan kesinlikle like'ı unutmayın iPhone'cular bakın sizlere sesleniyorum. Her neyse dertli iPhone'cular bu konulardan çok dertliler doğal olarak her neyse Android daha kolay arkadaşlar bu gibi şeylerde şey daha iyi Android daha iyi yapıla göre. Android'e geldik arkadaşlar burada Android'de bakın Solo VPN'de de Hong Kong var tamam mı ama Solo VPN biraz yavaş çalışıyor Fly VPN'e bakalım şimdi. Hong Kong diyoruz. Daha sonrasında Hong Kong 28 diyoruz. Tamam mı? Hong Kong 28 dediğimizde arkadaşlar bağlanmasını biraz bekleyeceğiz. Bakın Hong Kong 28 olmazsa Hong Kong'un farklı bir lokasyonunda etkinlik çıkmıyor arkadaşlar. Etkinliği bulamıyorsunuz. Söyleyeyim ne oluyor ya? Ya arkadaşlar var ya kendime dedim ki ulan Vural sen ne geri zekasın dedim ya tamam mı? En son beni bir saniye önce siz görmüş gibi görüyorsunuz ya. Ben tabii burada 40 dakikadır farklı bir şey için uğraşıyorum. Fly, Fly VPN'e de bağlamamız gereken Hong Kong ser, e, server'ı videodan önce çalışıyordu. Video başladığım zaman çok ilginç bir şekilde çalışmadı. Bakın yarım saat bakın Hong Kong VPN'e bilmem ne falan hepsini sonra aklıma şey geldi. Ulan iPhone için bulduğun VPN'i denesene orada. Geri zekalı vural dedim. <laughs> Baktım harbi. Harbiden oldu ya abi. <laughs> Bazı insanın kafası gerçekten çalışmıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buraya da aynı demin bahsettiğim Android'ler de bunu indiriyor arkadaşlar. Fakat Android'de bakın biraz yanılabilirsiniz. Dikkatli bak. Bakın dikkatli dinleyin. Bağlantı kesildi bir sonucuya bağlanın dedim. Bir şuraya basıyorsun. Ee, burada siz bakın şuradayken falan aşağıda ülke çıkmayabilir buralara şöyle gezin tamam mı şuralarda ülke tak diye çıkıyor sıkıntı yok daha fazla dediğimizde arkadaşlar aşağı doğru indiğimizde siz bulacaksınız Çünkü ben de bir tıkladığım için en üste çıkmış ee, ve yanındaki oku görüyorsunuz Hong Kong 8'i tekrardan görüyorsunuz ve arkadaşlar çarpıya bastığımızda ee, bekliyoruz bağlanmasını Ya var ya dedim ne olsun Vural'cım dedim falan filan böyle şaka gibi ya gerçekten var ya arkadaşlar kendi kendime eziyet olmaya başladım artık bu VPN videoları benim galiba şey dengemi şaşırttı yani çünkü hazır iPhone için bulmuşken bak ona da yani bu arada bu videoda şöyle bir şey söylemek istiyorum iPhone'cularla ee bu iPhone'culardan bir özür videosu olacak aslında. Çünkü son 3 videoda fark ettim ki sadece şey yapıyorum. iPhoneların iPhone'ları kullanması gereken VPN'yi gösteriyorum. Ay, söylüyorum ama göstermiyorum. Ben göstermeyince de büyük ihtimalle ya yapamıyorsunuz ya da şey e, ne derler ona. Bir şey değişiyor orada düzelmiyor falan filan. Ama bu Speedify e, VPN'si şu an inanılmaz güzel. Hani şöyle söyleyeyim iPhone için gördüğüm en güzel VPN. Bir Jet VPN'imiz var, jet VPN vardı böyle. Ondaki lokasyonları sağ olsunlar sildiler. Şu anda da bu arkadaşlar. Bu gayet güzel çalışıyor iPhone için. Gerçekten harika çalışıyor. Her zamanki gibi neydi burada bu aşamada sabır. Bu arada arkadaşlar size 12.30'da attığım videoyu ben gece 5'te montajını falan bitirmiştim. 5-6 arası. Bugün de kalktım 11'den beri bununla uğraşıyorum. Gerçekten şu videoyla uğraşıyorum. Şu anda saat sanırım öğlen 2.30-3 civarı. Her neyse gözlerimde böyle biraz <laughs> morluklar ya da şişlikler görebilirsiniz. Onun için kusura bakmayın yani. Etkinlikler böyle ülkeleri hızlı hızlı gelince ufaktan tabii ki ben de yoruluyorum özellikle VPN e arayışı çok görüyor arkadaşlar ee, çünkü sizler için hem tamamen ücretsiz hem de korunumu kolay bulmam gerekiyor. Her neyse oyunumuz açıldı arkadaşlar etkinlik bölümüne girdiğimizde efsane bir şekilde görmüş olduğunuz gibi burada arkadaşlar ürünlerimiz duruyor ee, bir gün giriş yaptığımızda bu ikinci gün giriş yaptığımızda bu üçüncü giriş yaptığımızda ise bunu veriyor falan filan büyük ve ee, bu arada tekrardan söyleyeyim. Ee, geçen tam bir önceki VPN taktiğimizi yapamayanlar bu lokasyonda da bulabilir, ulaşabilir, buradan da yapabilirler. Ee, iPhone ve Android ikisinde de kusursuz çalışan VPN gösterdim arkadaşlar size. Sadece gerçekten kendime çok böyle böyle yumruk atmak istediğim nokta tam olarak şu. Ee, ulan baksana abi. Demin dedim ya arkadaşlar ulan Fly VPN niye çalışmıyor? Videodan önce çalışıyordu falan dedim ya size. Bakın Hong Kong'la ilgili bir sürü şey indirdim. Ulan dedim iPhone'da denediğimi niye bakmıyorum? Bir baktım Halbuki çalışıyormuş yani boş yere zaman kaybettim. Her neyse arkadaşlar. Şimdi geldik e de hesap açamayanlara. Hesap açamayanlar demek istemiyorum bakın. Üşenenler. Burada çok hızlı bir şekilde özet geçeceğim arkadaşlar bunu. Bakın sildim FlyVPN'yi gördüğünüz gibi tekrardan indireceğim şimdi tamam mı? Dediklerimi bakın harfiyen uygulayın bakın üşenmeyin uygulayın ücret mücret istemiyor sadece yapmanız gereken ne biliyor musunuz oraya e-mail yazdığınızda Şimdi göstereceğim. Ben tekrardan kodu almayacağım ama size göstereceğim. Bu göstermem göstermemle siz de çok kolay bir şekilde yapacaksınız. Açıyorum görmüş olduğunuz gibi. Bakın çok basit. Burada açılan ekranda register no diyorsunuz. tam register no. Buraya e-mail'ini yazıyorsun. Üşen yazın. Lo. At gmail.com mesela. Buraya geldiğin an, bak buraya geldiğin anda burada şuna basıyorsun send and email. Bu size bir e-posta e -posta gönderiyor. Siz çalışan bir web e-mail yazacaksınız. Sonra e-mailinize girip gelen kutunuzu kontrol ettiğinde size 5 haneli mi 6 haneli ne bir rakam veriyor tamam mı? O rakamı buraya yazıyorsun buraya şifreni bilirsin. Start free trial diyorsun. Sorunsuz bir şekilde açılıyor. Bu kadar ya niye üşeniyorsunuz ki bunun için? Bu videomuz için lütfen sizlerden güzel bir like sayısı istiyorum. Bu videoyla bizi ilk defa görüyorsanız abone olmayı unutmayın. Diğer videolara göz atmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi sabit bir sorun yaşanırsa sabitlenmiş yorumda kesinlikle müdahale etmişimdir. Çünkü yorumlarınız çok önemli. Bir sorun yaşanırsa yine dediğim gibi yorumlarda da belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.